Bundan yıllar yıllar önce, ta prehistorik zamanlarda insanlar bir tane cerrahi yöntem buluyorlar. Cerrahi yöntemin neden ve niçin yapıldığı konusunda tartışmalar hala devam ediyor. Ancak Hipokrat'ın 5. yüzyılda kaleme aldığı kafatasları üzerine külliyatını açan insanlar bu işlevin ilk olarak Yunanlar tarafından bulunduğunu düşünüyorlar. Tabii ki yanılıyorlar. Çünkü Filistin'in Erea bölgesinde yine bu kafataslarına rastlanıyor. Delikli kafatasları. Kim araştırmacılar? Başlarda diyorlar ki bunu sadece dini bir ritüel olarak yapıyorlar. Yani insanlar birbirlerinin kafatasında belli bir bölgeyi yarıyorlar. Buradan kötü ruhun dışarı çıkacağını düşünüyorlar. Tabii o zamanlar mikroplar falan yok. Kötü ajanlar dediğimiz küçük küçük hastalıklar üreten canlılar var. Bunların ne olduğunu adlandıramadıkları için de hepsine kötü ruhlar demişler. Şimdi neden yaptıklarını, niçin yaptıklarını bir kenara bırakıp insanların 19. yüzyıl sonlarına kadar bu işi nasıl yaptıklarına bir göz atalım. İsmail'in şuraya konduracağı resimde gördüğünüz gibi elinde bir adet cerrahi alet olan adam kafatasını böyle tak 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 delerek açıyor. İçine çeşitli otlar doldurup daha sonrasında da metal ya da gümüşle o bölgeyi kaplıyorlardı. Böyle yavaş yavaş hastaneler de oluşmaya başlayınca enfeksiyon risklerini azaltmak için hastanelere taşınmaya başladı trepanasyon işlemi. Ancak bu daha önceki başarı oranı daha yüksek olan bir tedavi yöntemini hastaneye taşınmasıyla beraber daha da düştüğünü gözlemliyor. Peki tüm bunlar olurken bizim topraklarımızda neler oluyor? 15. yüzyıla geldiğimizde Şerafettin Sabuncuoğlu bir tane kitap kaleme alıyor. Bu kitapta hidrosefali diye bir hastalığın tedavisinden bahsediyor. Ve bu tedavi trepanasyon işlemiyle yapıyor. Hidrosefali ne biliyor musun sen? Beyinde sıvı birikmesi aslında. Bir sonraki hafıza kaydı programımızda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.